Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhen nebiyyu inna ersalnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve da'iyen ilallahi bi iznihi ve siracen munira. Sadakallahu lazim ve bellagahu resulül kerim ve nahnu ala zalike mineşşahidin. Evet sevgili dostlar, bizlere ikinci bir Ramazan neşvesi yaşatan alemlerin sultanı Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın varlık alemine teşrifinin ve bu teşrifinin bizlere kazandırmış olduğu ruh halinin halen devamı içerisindeyiz. Rabbimden niyazım odur ki alemleri saran bu gül kokusu hiç eksilmesin üzerimizden. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzelim havası, atmosferi üzerlerimizde daim olsun. Bizler de dostlar bu vesile ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı daha da yakından tanımanın gayreti içerisine girmiştik. Çünkü onu tanıyan ona aşık olur. Onu tanıyan onu sever. Onu seven onun yolunda olur. Bizler de istedik ki onunla aramızdaki ilişkiler biraz daha kavileşsin, aynen sahabe nesli gibi. Bizler de onu daha yakinen tanıyalım. Tanıyalım ki onun yolunda verecek canlarımız olduğunu gerçekten söyleyelim. Ve o sözlerimizin de sahabe gibi arkasında duralım. Bu vesileyle dostlar Rabbul Evvel ayının başından itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi anlatmaya başlamıştık. Onu anlamaya, onunla hayatımızı anlamlandırmaya, onu tanımaya, onunla hayatımızı tanımlandırmaya, onu kavramaya, onunla yeniden hayatımızı şekillendirmeye çalışmıştık. Bu vesileyle demiştik ki acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının temeli nedir? Bu sorunun cevabını vahyin ışığında aramıştık. Ve vahiy bize cevap vermişti. O büyük bir ahlak üzeredir. İstisnai bir kullanımdı bu kullanım Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için. O ahlakın bir vasfının ya da birkaç vasfının kendisinde toplanmış olduğu bir şahsiyet değil. Aklınıza gelen tüm ahlaki vasıfların zirvesinde olan bir şahsiyettir demişti Kur'an bize. Muhteşem bir ahlakın sahibi. Tabii dostlar onun hayatı bir derya. Bu deryayı burada anlatabilmek hiç kimsenin haddi değil, bizim de olamaz. Ama o deryadan bir katre bugüne taşıyabilmek, o deryanın içerisinde bir kulaç atabilmek, o kulaçla Muhammed'i ruhu ve ahlakı yeniden hayatlarımızda diriltebilmek. Bu vesileyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında önemli bir vasıf olan ama ne yazık ki bizim hayatlarımızda şu anda pek de yeri olmayan İsar'ını öğrenmiştik. İsar ki başkasının mutluluğu için kendi hakkından vazgeçmekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunun ne kadar önemli olduğunu görmüştük. Ve üç vasıf görmüştük dostlar. Kur'an'ın onun için kullandığı. Raufiyet, rahimiyet, hilmiyet. Rahmet ortak paydasında üç vasfın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında nasıl yer aldığını ve onun karşı tarafında da adaletin o rahmetin nasıl dengelendiğinin üzerinde durmuştuk. Geçen hafta da dostlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerinde yetişen o ilk neslin, sahabe neslinin Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama nasıl bir aşk duyduklarını görmüştük. Sevmek sadece sözle değil, fiille olabileceğini onların hayatından izleri görüp bugüne taşımaya çalışmıştık. Bugün dostlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ait yapacağımız son yolculuk, son ders. Ve ben istedim ki bu derste vahyin penceresinden, vahyin aynasından bakarak Resulullah ile kuracağımız ilişkiyi yeniden gözden geçirelim. Gerçekten nasıl bir ilişki kurmamız gerekiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle? Kur'an bize nasıl bir sorumluluk yüklüyor?
Bu noktada dostlar, vahye müracaat ettiğimiz zaman önümüzü aydınlatacak yığınla mesajı karşımızda görüyoruz. Ben sadece iki süre bağlamında sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Biri Muhammed suresi dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek isminin süreye isim olmasından ilham alarak Medine'de inen 38 ayetlik tertipte 47. sırada olan Allah Resulü'nün ismiyle anılan o süre. Muhammed suresi. Bu süre dostlar 38 ayettir. Genel muhtevasına baktığınız zaman şöyle bir mesajı var. Allah için yapıldığı iddia eden amellerin kabul şartı, red şartı. Allah amelleri nasıl kabul eder, nasıl reddeder? Bu sürede, Muhammed suresinde Cenab-ı Hak bize böyle bir muhtevayı eksene alarak mesajları sunmaya çalışır. Ameller yapıyoruz hepimiz. Allah o amelleri nasıl kabul eder, nasıl da reddeder? Bu muhtevanın eksene alınarak bu sürede dile getirildiğini görüyoruz. 38 ayette dostlar 12 yerde Cenab-ı Hak şöyle yaparsanız Allah amellerinizi boşa çıkarır. Şöyle yaparsanız Allah amellerinizi kabul ederdir. 12 yerde. 38 ayetin 12 yerinde böyle bir mesaj var. Mesela der ki Kur'an, e'edelle amelehum, onların amelleri boşa gitmiştir. Bir şey ihmal edilmiş ki yapılan amelin neticesi boşa gitmiştir. Ya da der ki aynı sürede, ve aslehe balehum, Allah onların amellerini kabul etmiş, durumlarını ıslah etmiştir. Yine der ki feahbeda amelehum, Allah onların amellerini ihbat etmiştir. Yani telef etmiştir. Ya da karşısında der ki felen yudille amelekum amelehum, onların amellerini Allah asla iptal etmeyecektir. Yani kabul edecektir. Nedir peki şart dostlar? Ayetleri peşi sıra okuduğumuz zaman şart da gelir. Allah ve Resulüne itaat. Başka bir şey değil. Eğer Allah ve Resulüne itaat yoksa yapılan amel ne kadar iyi olursa olsun amelin varacağı nokta işte burasıdır. Ya iptal edilmesidir ya telef edilmesidir. Asla kabul edilmesi değil. Kabul şartı dostlar Allah ve Resulüne itaattir. Sürenin 33. ayeti açık bir biçimde bunu bize söyler. Ya eyyühellezine amenu etiullaha ve etiur rasul ve la tubdilu amelekum. Ey iman iddiasında bulunanlar, eğer bu iddianızı ispat etmek istiyorsanız Allah ve Resulüne itaat edin. İtaat edin ki amelleriniz iptal olmasın. Amelleriniz kabul olsun. İşte dostlar, amelin kabul şartı burada. Ve Kur'an'ın tamamına bakıyoruz. Genelde Allah ve Resulüne, özelde de sadece Resulüne itaati vahiy 6000 küsür ayeti içerisinde 33 yerde tekrarlar. Resulüne itaat edin. Gönderdiğim elçiye itaat edin. O elçinin söyledikleri sözleri hayatınızın eksenine yerleştirin. Eğer yapmazsanız, onun emrine aykırı davranırsanız ne olur biliyor musunuz dostlar? Nur suresi 63. ayet. Allah Resulü'nün emrine aykırı davrananlar başlarına bir bela gelmesinden, yani bir fitneye maruz kalmalarından ya da şiddetli bir azabın kendilerine ulaşmasından korksunlar. İşte bu. Eğer o Resul'ün emrine
o Resul'ün getirmiş olduğu mesajlara, söylemiş olduğu sözlere aykırı davranırsak netice bu dostlar. Bu dünyada fitneye maruz kalmak, öteki dünyada da şiddetli bir azabın muhatap olmak. Peki ona itaat nasıl dostlar? Ta yüreğin derinliklerinden, sözle de değil. Ne diyor Kur'an? Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadına artık o işi istekleri doğrultusunda seçme hakları yoktur. Bir hüküm mü verildi? İnanmış erkek ve kadına düşen nedir? O işe, o hükme kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olmak. Ancak böyle yapılınca Allah'ın rahmeti o insanın, o insanların üzerine olur. Onun için dostlar, bir sorunla karşılaştık değil mi? Bir meselemiz var değil mi? Halletmemiz gereken herhangi bir şeyimiz var değil mi? İlk soracağımız şey, acaba Allah bu işe nedir kaygısı olmalıdır. Meselemin çözüm noktasında Cenab-ı Hak nedir acaba? Ve bunun peşinden gelecek soru, bu işe Allah Resulü nedir olmalıdır. Başka bir şey değil. Onun için dostlar, sahabenin o gencecik ama bir ilim deryası olan Muaz bin Cebel'i Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Yemen'e gönderirken aralarında geçen konuşmada oradaki birbirlerine söyledikleri sözlerden alacağımız çok şey var. Muaz bin Cebel ki Allah Resulünden önce Musab'ın elinden iman şerbetini içmiş. Daha Resulullah Medine'ye talal bedrularla girmeyince o Muhammedun Resulullah deme şerefine nail olmuş. Resulullah artık onu nasıl tanıdıysa ilk günde Abdullah İbni Mesud'u ona kardeş etmişti. Bir ilim deryasını bir ilim talibine kardeş etmişti. 18 yaşında nübüvvet sofrasına oturmuştu Muaz. Öyle bir seviyeye gelmişti ki dostlar, sahabenin içerisinde yüzlerce insandan Resulullah onu seçerek ey Muaz haydi Yemen'e git ve Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini oradaki insanlara anlat demişti. Yolda da kendi yolcu etmek için Muaz ile birlikte Medine'nin dışına kadar yürümüştü. Sormuştu Allah Resulü, ey Muaz, bir meseleyle, sorunla karşılaştığın zaman neye müracaat eder, neyle hükmedersin? Allah'ın kitabıyla demişti. Peki onda bulamazsan Resul'ün sünnetiyle. Ya onda bulamazsan kendi içtihadımla demişti. Resulullah memnun olmuştu bu cevaptan. Allah'a hamdolsun ki bana böyle ümmet nasip etti. Muaz gibi ilmiyle amil olan, ilmiyle kendini ispat etmiş olan insanlar nasip etti diye. Ve yolcu ederken Muaz'a demişti ki ey Muaz, bir dahaki gelişinde beni değil kabrimi ziyaret edeceksin. Ölümünü de haber vermişti Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Muaz gözyaşları içerisinde Yemen'e gitti. Ve Resulullah'a vermiş olduğu o sözün üzerinde durdu. Allah'ın kitabı peygamberinin sünnetiyle amel etti. Peki dostlar ya biz bir meseleyle karşılaştığımız zaman acaba o meseleyi Muaz'ın dediği sıralamaya göre mi hallediyoruz? Yoksa acabalar deyip kendi aklımızda duyduğumuz şüphelerin oluşturduğu telkinler neticesinde mi hükmediyoruz? Önce Allah'ın kitabına, orada bulamayınca Resulullah'ın sünnetine, orada bulamayınca da Muaz gibi bu işin ehli olan insanlara mı işi havale ediyoruz?
biz Muaz gibi kendimiz içtihat ederiz diyemeyiz. Böyle bir hakkımız yok dostlar. Eğer Muaz gibi Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini biliyorsak biz de içtihat edebiliriz diyebiliriz. Ama böyle bir konumda değilsek eğer, o zaman müracaat edeceğimiz üçüncü kaynak neresidir? Muaz gibi olanlar. Yani peygamberin varisleri olan gerçek ulema. Ya o ulemanın eserlerine ya da yaşıyorlarsa eğer onların dizlerinin dibine. O meseleyi hal için uzatabilmek dostlar. İşte dostlar, başka bir çıkış yolumuz yok. Bizi diriltecek ruh da bu. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti. Allah'a itaat ve Resulüne itaat. Peki bu itaatin edebi ne olmalı? İşte o edebi de bize Kur'an'ın başka bir suresi verir. Hucurat suresi dostlar. O sürede bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle kuracağımız ilişkinin nasıl bir ahlaki temel üzerine oturtulması gerektiğini öğretir. Bu süre aslında ahlak süresidir. 18 ayetlik kısacık bir süre. Ama gelin görün ki her bir ayetinde hayatımızın bir yönünü inşa edecek, bir yönüne ışık verecek ahlaki nitelikler var. İnanın ki dostlar, bu süreyi eğer bugünün Müslümanları olarak biz anlamış olsaydık, hepimizden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının kokusu gelirdi. Şu anda aleme yayılan o gül kokuları Muhammed'in ümmetinden olduğunu iddia eden bizlerden de gelirdi. Çünkü bu ayet, bu sure Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını inşa eden bir süreydi. Süre 18 ayet, kısacık bir ayet, süre. Ama 5 ayeti müminler ile Allah Resulü arasındaki ilişkiyi, 13 ayet de müminler ile müminler arasındaki ahlaki ilişkileri tanzim eder. Gıybeti, yalanı, dedikoduyu, bir haber geldiği zaman o haberin kaynağının doğruluğunu, müminlerin birbirleri üzerindeki haklarını, birbirleriyle aralarında sorun olan müminlerin o aralarını düzeltme sorumluluğunu ve daha neler neler. Ben o ahlaki ilkeleri sizlerin okumasına havale ederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle kuracağımız ilişkideki o edebe dair 5 ayeti paylaşmak istiyorum dostlar. Birinci ayet der ki Allah, ey iman edenler sakın ha Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun, sorumluluk bilincinde olun. Unutmayın ki Allah semidir, mutlak işitendir, alimdir, mutlak bilendir. Ne demek dostlar Allah ve Resulünün önüne geçmek? Ayetteki ifade beyne yedey. Arapçada beyne yedey iki el arası demektir. Ama bu deyim Arap dilinde bir şeyin önüne geçme anlamına gelir. Resulullah'ın önüne geçmek. Hadi beşer kimliğiyle bunu anlayabiliriz de haşa Allah'ın önüne geçmek nasıl bir şey dostlar? Allah'ın önü mü var ki önüne geçilsin haşa? O halde burada kastedilen şey farklı. Mecaz bir ifade var burada. Nedir o? Ey Müslümanlar, ey iman ettiğini iddia edenler, sakın ha Allah'ın kitabının ve Resulünün sünnetinin önüne kendi düşüncelerinizi, kendi zihin dünyanızda ürettiğiniz fikirleri ya da şahsi kuruntularınızı geçirmeyin. En önde olması gereken bir şey varsa o Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Başka hiçbir şey değil.
Dolayısıyla imanın gerçek bir iman olabilmesi için Müslümanın önünde duran kaynak, temel kaynak Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti olmalıdır. Başka bir şey değil. Bakıyoruz sahabeye dostlar. Sahabe ayetin Resul'e bakan yüzünü hem hakikat olarak hem mecaz olarak anlıyor. İbn Abbas diyor ki, biz ne zaman bir mecliste otursak Allah Resulü bir söz söylemeden biz asla bir şey söylemezdik. Ne zaman bir sofraya otursak Allah Resulü el uzatmadan biz el uzatmazdık. Ne zaman bir yolda yürüsek Allah Resulü önde biz arkasında yürürdük. Tek bir alan vardı ki biz Resul'ün önüne geçerdik. O alanda canlarımızı onun yoluna kurban etmek istediğimiz zaman. O zaman derdik ki Ebu Bekir vari, gelen bize gelsin ona değil. Bir saldırı varsa eğer biz siper olalım Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde. Ama asla ona bir zarar gelmesin. Ya mecaz olarak dostlar. Asla sahabe kendi düşüncesini Allah Resulü'nün düşüncesinin önüne geçirmezdi. Resulullah bir konuda bir hüküm mü verdi? Onların yaptığı şey nedir? Lebbeyk deyip icabet etmek. Başka bir şey değil. İmametin hakkı da budur zaten dostlar. Eğer siz önder ve rehber olarak birini kendinize seçtiyseniz onun sözlerine kesinlikle itaat etmek zorundasınız. Ne diyordu dostlar Sa'd bin Muaz? O Ensar'ın yiğit insanı Bedir'de Allah Resulüne. Ya Resulallah desen ki haydi hepiniz şu karşıda duran Kızıldeniz'e vallahi biz Ensar topluluğundan bir tek fert senin bu emrine aykırı davranmayız. Yeter ki sen emret. Bizim senin emrine karşı göstereceğimiz tavır sadece ve sadece lebbeyk deyip icabet etmektir. İşte dostlar, Kur'an bize böyle bir edep öğretir. Ey insanlar, sakın ha Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Sakın ha kendi düşünce dünyanızda ürettiğiniz şeyleri Allah'ın kitabının ve Resulünün sünnetinin önüne geçirmeyin. Onları öğrenin ve onlara ittiba edin. Bu ayet işte dostlar bize vahyi de vahyin pratize edilmiş hali olan sünneti de öğrenme zorunluluğunu getirir. Siz bilmeden sınırları nasıl koruyabilirsiniz ki? Allah'ın kitabını bilmeyen, Resul'ün sünnetini bilmeyen onun önünde mi arkasında mı durduğunu bilebilir mi dostlar? Onun için öğrenmek zorundayız. Allah'ın kitabını da Resul'ün sünnetini de. Sünnetin sadece şekilsel birkaç şeyden ibaret olmadığını, bir hayat tarzı olduğunu öğrenmek zorundayız. Allah Resulü'nün ahlakının en büyük sünnet olduğunun bilincinde olarak hayatımızın eksenine bu iki hazineyi oturtmak zorundayız dostlar. Ancak böyle bir yol bizi Darusselam'a, selamet yurduna ulaştırabilir. Devam ediyoruz. Allah ikinci kez ey iman edenler dedi. Aslında Arap dilinde dostlar, bir nida yeterliydi. Bu ikinci nida ilk bakışta zait gibi görünebilir. Fazlalık gibi görünebilir. Neden peki Kur'an ikinci kez ya eyyühellezine amenu demek zorunda kaldı? Şimdi söyleyeceğim de çok önemli. Bunu da öğrenin. Bunu da öğrenin ki bunun da arkasında olun. Bu da en az biraz önceki kadar mühim bir mesele. Onun için iyi açın kulaklarınızı, yüreklerinizi ve dinleyin. Nedir dostlar? Seslerinizi
peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkında olmadan amelleriniz boşa gider. İlk başta şunu diyebiliriz. Artık peygamber yok ki sesini duyalım. Sesimiz de onun sesinin üstünde olsun. Hayır dostlar. Bu sadece olayın bir yönü. Zahiri yönü böyle. Ama olayın bir de mecaz yönü var. Bir de batın yönü var. Orayı da anlamak zorundayız. Sahabe bunu nasıl anlıyordu biliyor musunuz dostlar? Bu ayeti anlatan tefsir kitaplarının tamamına bakın, ortak bir hatırayı anlatırlar. Sabit İbni Kays'tan. Sabit İbni Kays da dostlar, Ensar'ın yiğit insanlarından biri. Aynen Muaz İbni Cebel gibi Musab bin Umeyr'in elinden nübüvete ait sofraya oturma edebini öğrenmiş yiğit bir sahabedir. Yalnız Sabit'in şöyle bir özelliği var dostlar. Gür bir sesi var. Konuştuğu zaman odayı, meclisi inletebilecek kadar gür bir sedanın sahibidir. O konuştuğu zaman dışarıdan insanlar zannederdi ki içeride kavga falan oluyor. Öyle gür bir sedanın sahibiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sabit'in bu hususiyetini bildiği için sürekli olarak Sabit'e hitabete dair görevler verirdi. Eğer bir gün cihada mı gidilecek, Sabit'i görevlendirirdi. Sabit insanlara gür sedasıyla öyle bir konuşma yapardı ki insanların yüreklerini coşturur, heyecana getirirdi. Bu ayet nazil olduğu zaman dostlar, Sabit oturup evde ağlamaya başladı. Niye ağladı biliyor musunuz? Dedi ki vallahi bu ayet benim hakkımda nazil oldu. Çünkü ben sadece Allah Resulü'nün huzurunda sesimi yükseltiyorum. Sesimi ayarlamayıp Resulullah'ı rahatsız ediyorum. Bu ayetin muhatabı benim. Vallahi ben bu özelliğimden dolayı amellerim iptal olunacak ve ben cehennemi hak edeceğim demeye başladı. Sahabenin Kur'an ile kurduğu bağı görüyor musunuz dostlar? Onlar oturdular mı vahyin rahle-i tedrisatının başına? Okudukları ayet ile aralarında şöyle bir ilişki kurarlardı. Acaba bu ayet bana ne diyor? Acaba bu ayetin ben neresindeyim? Acaba bu ayetin sorumluluklarını ben yerine getiriyor muyum? Ya biz nasıl okuyoruz dostlar Kur'an'ı? Eğer okuyorsak, acaba bu ayet hangisini itham ediyor? Acaba bu ayet yanımızda, yöremizde bulunan hangi insanı rencide etmek için kullanabilirim? Acaba bu ayeti kime yakıştırabilirim? Bizim bakışlarımız dostlar dış dünyaya, sahabenin bakışı ise iç dünyaya, içe yönelikti. Sabit bin Kays bu ayeti duyar duymaz hemen kendisini ayetin birinci muhatabı kabul etti ve ağlamaya başladı. Birkaç gün Mescid-i Nebevi'ye gelmedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dostlar öndeydi, imamdı değil mi? Onun önüne hiç kimse geçmezdi. Sahabe onu imamet makamına oturtmuştu. O da sadece sözde değil, özde de imamdı. Mescide girdiği zaman gözleri dostlarını arardı. Adeta gözleriyle yoklama yapardı. Kim gelmiş, kim gelmemiş? Kim bugün iştirak etmemiş namaza? Böyle incelerdi dostlar kendi elinin altında bulunan insanları. Ve Resulullah'ın bu özelliğine dair yüzlerce örnek okuyoruz biz siyer içerisinde. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin temizlik işlerine bakan hanım bir cariye vardı, siyahi bir cariye. Bir gece vakti vefat etmişti. Sahabe Allah Resulü'nü rahatsız etmemek için onun vefatını haber vermemişlerdi.
kendileri defnetmişti. Allah Resulü içeriye girdi. Yine gözleriyle insanları süzdü. Baktı ki her gün durduğu yerde o siyahi cariye durmuyor. Onun süpürgesi duvara yaslanmış ama kendisi yok. Geçti, namaz kıldırdı ve döndü ashaba, dedi ki nerede o siyahi cariye? Dediler ki ya Resulallah, vefat ettiği gece vakti seni rahatsız etmek istemedik. Sana haber vermedik. Bir anda ayağa kalktı Allah Resulü. Bir ömür benim mescidimin temizliğini yapacak bu Müslüman hanım vefat edecek. Siz bana haber vermeyeceksiniz öyle mi? Hemen beni onun kabrinin başına götür. Anında sahabe arkada, Resulullah önde, o siyahi cariyenin kabrinin başına gittiler. Allah Resulü oturdu o kabrin başına. O hanıma mağfiret ve istiğfarda bulunup dua etti. Kalkın dedi cemaate, ona gıyabi cenaze namazı kılacağız. Ve o insanlara o siyahi cariye hanım için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Resulullah'ın hayatında kıldığı iki gıyabi cenaze namazından bir tanesi bu hanım üzeredir. Başka yok. İki tane gıyabi cenaze namazı kılmıştır. Biri Habeş'in Müslüman hükümdarı Necaşi'ye, biri de bu hanıma. İşte Resulullah böyle tarardı. Bir baktı ki Sabit İbni Kays yok. Hemen Sad bin Muaz'ı çağırdı. Çünkü Sad bin Muaz Sabit İbni Kays'la komşuydular. Komşu da komşudan haberdardı. Bu çağın insanı gibi değillerdi ya. Sad bin Muaz'a sordu. Nerede Sabit? Ya Resulallah, Hucurat suresinin ikinci ayeti inince eve kapandı. O ayet benim hakkımda nazil oldu dedi. Ben nasıl bundan sonra Allah Resulü'nün önüne çıkar ve onu rahatsız edecek bir uslup ile konuşurum? Ben nasıl sesimi Resulullah'ın sesinin üzerine çıkarırım? Resulullah tebessüm etti. Sa'd bin Muaz'a dedi ki git çağır gelsin. Gitti Sa'd bin Muaz. Yanında Sabit'i de alıp geldi. Sabit gözyaşları içerisinde Allah Resulü'nün yanına geldi. Resulullah dedi ki ey Sabit, bu ayet senin için değil. Sen Allah yolunda yaşayacaksın ve Allah yolunda şehit olacaksın. Şehadet haberini de oradan aldı Sabit. Ve yine ağlayarak mescitten çıktı. Ama girerken ağladığı zaman yüreğinde hüzün vardı. Şimdi Resulullah'tan duyduğu şehadet müjdesiyle Mescid-i Nebevi'yi terk ediyordu. Günler günleri kovalarken Sabit de Resulullah'ın o şehadet müjdesinin haberini beklemekteydi. Bütün gazvelere katıldı ama şehadet Allah Resulü'nün hayatında ona nasip olmadı. Günler Ebu Bekir'in hilafet günleridir dostlar. Yer Yemame'dir. Karşıda yalancı peygamber Müseylemetül Kezzaf var. Hazreti Ebu Bekir Sabit İbni Kays'ı çağırır ve ona der ki ey Sabit, sen bugün Ensar'ın komutanısın. Sabit İbni Kays der ki ben anladım ki o gün benim şehadet şerbetini içeceğim gündür. Ve o gün kefenini giyindi. Güzel kokularını süründü. Yanındaki insanlara diyordu ki gün bugün sadak da ya Resulallah deme günüdür. Bugün Resulullah'ın müjdesinin tahakkuk edeceği gündür. Ve Yemame'ye katılır, o insan şehit olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aslında bu ayetin nasıl bir mesaj taşıdığını daha sonra insanlara anlatır. İsterseniz dostlar kısa bir ara verelim, kaldığımız yerden devam edelim inşallah.